Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu'nun Kütahya'ya atanan Tokat Valisi Ömer Toraman için düzenlemiş olduğu veda yemeğine Garnizon Komutanı, Tokat Milletvekilleri, Tokat AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat İl Protokolü, İl İlçe Başkanları, Kurum ve Daire Müdürlükleri yanı sıra birçok isim katıldı. Vali Toraman için düzenlenen yemekte Avukat Eyüp Eroğlu konuşma yaptı. Sayın Vali, kıymetli milletvekillerim, değerli protokolümüz, çok saygıdeğer birbirinden değerli hazirun kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve basın mensuplarımız, hepinizi ben de bu güzel günde sevgiyle, saygıyla selamlarken, bu güzel programa teşriflerinizden dolayı ben ayağınıza sağlık diyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. Yine hizmet etmek, eser ortaya koyma anlamında onlarca söz var ama benim çok sevdiğim bir sözü de yine paylaşmak istiyorum. İnsan odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Neden söyledim? Hem bu hadis-i şerif, hem bu güzel söz, hizmet etmeyi, eser ortaya koymayı, insanlara faydalı olmayı ortaya koyan ve bence hepimizin de kendine şiar edilmesi gereken önemli sözler olması vesilesiyle hem de değerli valimizin bu şehre hizmetlerinden ötürü öncelikle sözlerime böyle başlamak istedim. Çünkü hepimiz, her birimiz burada kendimizin görevleri çerçevesinde güzel işler yapmaya çalışan, şehrimize, şehrimizin insanına faydalı olmaya çalışan ve şehrin gelişmesi için, insanların problemlerini çözmek için alın teri ortaya koyan insanlarız. Onun için de her birimizin yaptığı görev son derece kutsal ve bir o kadar da önemli. Ama her şeyden önemlisi de bu bir görev. Hepimizin bir mesleği var ama görevlerimiz var. Ben buradan Allah hepimizi aldığımız bu görevleri hem Allah nezdinde hem kullar nezdinde hem de şehrimiz için iyi işler yaparak sonunda gök kubbede hoş bir sada bırakarak yapmayı ve bitirmeyi nasip etsin. Allah yüzümüzün hakkıyla işlerimizi yapmayı nasip etsin diyorum. Tabii değerli valimiz hatırladığım kadarıyla 30 Haziran tarihli kararname ile şehrimize ilk vali görevi için teşrif etmişlerdi. Ve o günden bu zamana yaklaşık 15-16 aylık zaman zarfında birlikte beraberce çalışma fırsatı bulduk. Birçok şeyi belki ifade edebiliriz kendisiyle ilgili ama bugün birebir de konuştuğumuzda da orada da söylemiştim. Tabii Valimiz Ömer Toraman deyince beyefendiliğiyle, yine çalışkanlığıyla, adaletli davranmasıyla, aynı ismi gibi adaletli davranmasıyla insanların hakkını, hukukunu çok iyi bir şekilde gözetmesiyle ve özellikle de hizmet etme sevdasıyla belki bunun gibi daha sayamadığım birçok özelliğiyle hem şehrimiz hem de bizlerin gönlünde çok önemli bir yer bıraktı. Ki bunun neticesinde de kendisi Kütahya valiliğimize de atanmış bulunmakta. Ben verdiği hizmetlerden ötürü gerçekten de teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah da gideceği Kütahya ilimizde de hem ülkemize hem Kütahya'mıza da çok güzel hizmetler yapacağından da hiçbir şüphemiz, hiçbir kuşkumuz da yoktur. Onun için Allah yolu açık olsun diyorum. Allah nice nice güzel hizmetler yapmayı da inşallah nasip etsin diyorum. Biz de inanıyorum ki yine hep beraberce bu şehirde birlikte daha çok güzel işler yapacak insanlarla Tokat'ımızı ve Tokat'ımızın insanının yüzünü güldürmeye, gönlünü hoş etmeye devam edilecektir. Ve inanıyorum ki hem ülkemiz, hem vatanımız, hem geleceğimiz daha güzel bir ülkede yaşayacaktır. Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin geleceği çok ama çok açıktır.
ve inanıyorum ki muasır medeniyetler seviyesine de Tokat'ımız, Türkiye'mizde en kısa sürede de ulaşacaktır. Ben sözlerimi burada tamamlarken bu bir veda yemeği olmadığını, bu bir vefa yemeği olduğunu ve Sayın Valimizin de her daim inanıyorum ki kendinin de bir fahri Tokat olarak gördüğünü, ilk görev yaptığı yer olması hasebiyle de göz ağrısı olduğunu biliyorum. Gönlü her zaman bizim yanımızda olacak. Biz de bir telefon mesafesinde, bir dost mesafesinde kendiyle her daim bir ömür boyda inşallah dostluğumuz hepimizin de devam edecektir. Allah bir kez daha kendisine nice nice böyle başarılar nasip etsin. Allah yolunu açık etsin. Ben bir kez daha kendilerine şehrimiz adına yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu yemeğe teşriflerinizden, kendilerini yalnız bırakmadığınızdan dolayı da gelen, katılan tüm siz davetlerimize de ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.